Varsayalım ki helyum çekirdeğinin kütlesini hesaplamak istiyoruz. Bunu yapabilmek için çekirdeğin içinde neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Atom numarası 2 olduğuna göre çekirdeğin içinde 2 tane proton olduğunu biliyoruz. Nötron sayısını bulmak için de kütle numarasından atom numarasını çıkarmamız gerekiyor. 4 eksi 2 eşittir 2. Demek ki eğer bir protonun ve bir nötronun kütlesini bilirsek helyumun tahmini kütlesini de bulmuş oluruz. Bir protonun kütlesi 1,00727647. İki tane proton olduğuna göre bu sayıyı 2 ile çarpmamız gerekiyor. Bu işlemi yapmak için bir hesap makinesine ihtiyacım var. 1,00727647 çarpı 2 eşittir 2,01455294 atomik kütle birimi. Bir nötronun kütlesi ise 1,00866490 atomik kütle birimine eşit. İki tane de nötronumuz var. 1,00866490'ı 2 ile çarparsak 2,0173298 elde ederiz. Hemen sonucu şuraya yazayım. Bulduğumuz iki değeri toplarsak toplam kütleyi bulmuş olacağız. 2,01455294'ü bu sayıyı eklersek sonuç 4,03 188274 olur. Bunu da hemen yazıyorum. Birimi ise tabii ki atomik kütle birimi. Bu tahmin edilen kütle değeri yani hesapladığımız tahmini bir değer. Helyum'un gerçek kütle değeri ise 400150608 atomik kütle birimi. İşte bu da gerçek değer. Fark ettiyseniz iki değer arasında biraz fark var. Bizim hesapladığımız değer gerçek değerden biraz daha yüksek. Hadi aralarındaki farkı hesaplayalım. Gerçek değeri hesapladığımız tahmini değerden çıkartırsak ikisi arasındaki farkı bulabiliriz. Hesapladığımız tahmini değer eksi virgül 0 3, 0, 3 7, 6, 6, 6, 6, atomik kütle birimi eder. Evet farkımız 0 0, 3, 0 3, 7, 6, 6, 6, 6, atomik kütle birimiymiş. İşte bu farka kütle eksiği adını veriyoruz. Hemen yazalım. Kütle eksiği. Hesapladığımız çekirdek kütlesi ve gerçek çekirdek kütlesi arasındaki fark işte bu. Sanki biraz kütle kaybetmişiz gibi değil mi? Aslında gerçek olan da bu. Kaybedilen kütle yani kütle eksi çekirdek oluşurken enerjiye dönüşmüş. Aslında Einstein'ın enerji ve kütleyi birbirine bağlayan ünlü denklemini kullanarak bu enerjinin ne kadar olduğunu bulabiliriz. Tabii ki E eşittir mc kare denkleminden bahsediyorum. E jül cinsinden enerjiyi, m kilogram cinsinden kütleyi ve c de metre bölü saniye cinsinden ışık hızını ifade ediyor. Tabi C'nin karesini aldığımız için sonuç metrekare bölü saniye kare cinsinden olacak. Hadi Einstein'ın denklemini kullanarak kütleyi hesaplayalım. Buradaki birim kilogram olduğuna göre atomik kütle birimini kilograma çevirmemiz gerekiyor. Atomik kütle birimi ve kilogram aslında kütlenin değişik birimlerle ifadeleri. Biraz aşağı inelim ve bir bakalım. Bir atomik kütle birimi 1, 6, 6, 0, 5, 4 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilograma eşit. O zaman ilk yapmamız gereken atomik kütle birimini kilograma çevirmek. 0, 0, 3, 0, 3, 7, 6, 6, 6, 6, atomik kütle birimini kilograma nasıl çevirebiliriz? Bunun için atomik kütle birimlerinin birbirini götürmesi lazım birim dönüştürme faktörü olarak 1,66054 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogram bölü bir atomik kütle birimi yazabiliriz. Çünkü her atomik kütle birimi yani AKB başına bu kadar kilogram geliyor. Böylece atomik kütle birimleri birbirlerini götürüyor ve sonuç olarak elimizde kilogram kalıyor. Peki işlemin sonucu kaç olur? Tekrar hesap makinesini alarak hesaplamayı yapalım. Ekrandaki sayıyla 1,66054 çarpı 10 üzeri eksi 27'yi çarparsak sonuç 5,04417 çarpı 10 üzeri eksi 29 çıkar. Tabi 6'dan sonrasını yuvarlamış oldum. 5,04417 çarpı 10 üzeri eksi 29 kilogram. Evet kütleyi kilogram cinsinden bulduğumuza göre artık enerjiyi de hesaplayabiliriz. Yine biraz aşağı inelim. Çekirdek oluşurken kaybettiğimiz kütle bu kadardı. Şimdi bulacağımız şey ise bu kütlenin ne kadar enerjiye çevrilmiş oldu. Toplam enerji eşittir 5,04417 çarpı 10 üzeri eksi 29 çarpı ışık hızının karesi. Işık hızı yaklaşık olarak 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyeye eşit. Ama biz daha kesin değerini kullanalım. 2, 99792 2 çarpı 10 üzeri 8'in karesi şuymuş. Bunu da kütleyle çarpacağız. Yani 5,04417 çarpı 10 üzeri eksi 29. Evet, 4,53346 çarpı 10 üzeri eksi 12. Yine kontrol edelim. 4,53346 çarpı 10 üzeri eksi 12. Doğru birimin de jül olması gerekiyor. Bulduğumuz bu son değer ne kadar enerji açığa çıktığını gösteriyor. Unutmayın, bu çekirdek oluşurken açığa çıkan enerji. Hemen yazalım, evet. Çekirdek oluşurken açığa çıkan enerji. Bir çizimle anlattıklarımı somutlaştırmaya çalışalım. Örneğin, helyum çekirdeğini ele almıştık. İki proton ve iki tane nötronu vardı. Bunlar bir araya gelerek çekirdeğimizi oluşturuyorlar. Çekirdeğin içinde iki pozitif yük, iki tane de nötron var. İşte helyum çekirdeği. Çekirdek oluşurken enerji açığa çıktığı için aslında bu enerjiyi de gösterebiliriz. Biraz önce hesapladığımız enerjiyi burada kısaca E harfiyle gösterelim. İşte bu enerji açığa çıkıyor. Bu küçük görselle olan biteni hatırlayabiliriz. Bu çekirdek nasıl oluşuyorsa oluşsun bu kadar enerji açığa çıkıyor. Enerji açığa çıktığı için çekirdek de oldukça kararlı gözüküyor. Aslında tam tersi bir durumda düşünebiliriz. Varsayalım ki çekirdek bu ve biz de onu parçalara ayırmak istiyoruz. Eğer bu çekirdeğe biraz enerji yüklersek onu parçalayabiliriz ve proton ve nötronlarına ayırabiliriz. Bahsettiğim bu enerjinin miktarı da biraz önce hesapladığımız açığa çıkan enerji miktarına eşit buna da çekirdek bağlanma enerjisi deniyor. Evet, çekirdek bağlanma enerjisi. Demek ki bulduğumuz bu enerjiyi iki şekilde de düşünebiliriz. Ya çekirdek oluşurken açığa çıkan enerji ya da çekirdek parçalarını ayırmak için kullanılan enerji. Burada çekirdeğin kararlı olduğundan bahsetmiştik. Aslında bu bana biraz garip geliyor. Çünkü burada pozitif yüklerimiz var ve aynı yüklerin birbirini ittiğini biliyoruz demek ki bu yükleri birbirine yakın tutabilen onları çekirdeğe bağlayan başka bir kuvvet olmalı. Buna da güçlü nükleer kuvvet ya da güçlü çekirdek kuvveti diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.